Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. İşte Zulkarneyn ile alakalı önemli bir rüyayı inşallah anlatacağız. Tabi bu rüyalar boş boş rüyalar değildir, yani inanmıyor boş olduğuna. Ya şimdi rüya görüyorsun, tabi ben bu konuları araştırdığım için tabi eskiden de görüyordum böyle bu tür rüyaları, işaret rüyalarını. Bu arada sanki daha çok görmeye başladım. Anlamadığım şey bu. Sebep ne? Yani hangi dönemdeyiz ve nereye gidiyoruz? Nasıl olacak? Benim anlamadığım şey bu. Hititler. Hititler Mezopotamya bölgesinde yaşamış olan büyük bir kültürdür. Yani eski bir kültürdür. İşte bu kültür hani enteresan bir şekilde karşımıza her zaman çıkıyor. Hititler dünyadan mesela uzak. Şimdi ben burada bizim meseleyi tam anlatayım. Bazı gök kapıları, boyut kapıları vardır arkadaşlar. Bunu anlatıyoruz ya. Zulkarneyn'in rüyadakiyle alakalı mesela bu Hititlerle ne alakası olabilir? Özellikle Yozgat. Bak Yozgat yani İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ne alakası olabilir? Rüyada gördüğüm şey bu arkadaşlar. Ben bunu geçeyim hemen. Rüyada gördüğüm şey bu. Sanki Hititler bir dağı diğer dağa benzetiyorlardı. Mesela bizim topraklardan, mesela bu Mezopotamya bölgesi, Diyarbakır bölgesi, her neyse yani bu doğu bölgesinden işte bu İç Anadolu bölgesine bir göç yapılıyor ve orada bir dağ görüyorlar. Çok büyük bir dağ ama Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya benzeyen bir coğrafyası vardı. Ve orada önemli olan şey ne? Oradaki şehir yıkılmıştı. Şehir yıkılmıştı, evler yıkılmıştı ama dağ benziyordu. Diyorlardı ki işte bu Hititler burayı kendi toprakları zannettiler. Çünkü bir zaman geçirmişler. Mesela nasıl bir şey? Sanki yedi uyurlar gibi uyumuşlar, uyanmışlar. Öyle bir şehir görmüşler ve o şehrin kendi şehirleri olduğuna inanmışlar. Ama evlerin yıkıldığını söylüyordu. Mesela evler niye yıkılmış? İşte Zulkarneyn'in önemli Hititlerle bağlantısı nedir arkadaşlar? Ben bunu çok öğrenmek istiyorum. Gerçekten bu rüyanın bir tür anlamı var mıdır? Yoksa rüya mı yani? Yani çünkü Hititler ile Zulkarneyn'in arasındaki zaman farkı. Gerçi Zulkarneyn de zaman yolcusu da olabilir de. Şimdi bunu da söyleyelim. Şimdi Zulkarneyn kapattığı set acaba İç Anadolu mu? Bu sefer bunu çıkartıyorum ortaya. Ya İç Anadolu mu ya Güneydoğu bölgesi mi olabilir? Şimdi bu da var bu işin içinde. Enteresan bir şekilde karışıyor işler. Yani ya arkadaşlar benim anlamak istediğim şey bu kapı kapatılıyor ya, bu işte bu set yapılıyor ya Yecüc Mecüc için. Yani sanki işte bu set bana göre, rüyaya göre yani rüyaya göre ya Güneydoğu'dadır ya İç Anadolu'dadır. İç Anadolu bölgesi. Ya İç Anadolu bölgesi ya Güneydoğu Anadolu bölgesinde olma ihtimali var. Tabi bu rüyayla yola çıkarsak. Şimdi ben size bunu soruyorum arkadaşlar. Bu konuda bilgisi olanlar arkadaşlar. Hititlerin tarihi ile Zulkarneyn'in tarihi birbirine uyuyor mu uymuyor mu? Öncelikle biz bunu bir ortaya çıkartalım. Bu birbirine uyuyorsa bir bağlantı olabilir. Yok uymuyorsa o zaman bir rüyadır geçeriz yani. Nesi bu rüyadır diye geçeriz. Çünkü bilemeyiz yani ya bu sebep ne? Rüyaların ne tür anlamları var? Dağın benzemesi mesela. Dağın benzemesi nedir? Ya şimdi çok enteresan bir şekilde dağ benziyordu yani. Birbirine benziyordu ama etraftaki evler, köyler yıkılmıştı. Ve oradaki Hititler diyordular ki ya burası bizim işte şehrimizdir, asil olan şehrimizdir. Ama bir şekilde kendi şehirleri değildi. Yani uzak bir mesafeden kendi şehirleri gibi görüyorlardı dağı. O dağ diyorlar işte bu bizim şehrimizdir. Ve orada sanki bir zaman yolculuğu mu vardı yani? Zaman yolculuğu mu var? Çünkü acaba Yecüc Mecüc dediğimiz olay. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Yecüc Mecüc Çinlilerdir. Çinliler. Ya Çinlileri Yecüc Mecüc yapmak da bir ırkçılıktır ya.
bir ırkçılığa giriyor. Hani ismi Yecüc Mecüc olduğu için hemen Çinlileri biz Yecüc Mecüc mi yapacağız ya? Yazık. Bazı İslam alimleri bunu demiş olabilirler. Çinliler gelecek, işte dünyayı istila edecek. İşte dünya, sanki dünyayı Çinliler tek mi istila etmiş? Moğollar da etmiş, Amerika da etmiş, yeri gelmiş Persler de etmiş, İran da etmiş, Persler ta Yunanistan'a kadar gitmiş. Ondan sonra Büyük İskender ta Hindistan'a kadar gitmiş. Olur mu öyle bir şey ya? Hani Çinliler gelecek, dünyayı şey yapacak, istila edecek. Ya bugünün dünyasında bunun olma ihtimali yok yani ya. Bugünün dünyasında her ülkenin kendi gücü var, silahı var. Onun alakası yok. Herkes kendini koruyabiliyor. Bence Yecüc Mecüc Çinlilerle alakası yoktur. Ama bazı insanlar bunu Çinliler diye, bazı alimler bunu Çinliler diye. Çünkü eskiden istilalar vardı. Moğol istilası. İşte bazı ülkelerin her türlü ülkenin, mesela Büyük İskender. Büyük İskender Hindistan'a dayandı değil mi? Hindistan'a dayanması sebebi nedir? Ufak değil. Hani onlar da istilacı değil mi? Hani Roma İmparatorluğu istilacı değil miydi? Hani bu Sasaniler, Persler, bunlar istilacı değil miydi? İşte Yunanistan'a kadar gittiler, Avrupa'ya gittiler. Osmanlı İmparatorluğu mesela, biz ne kadar desek de biz fetih diyoruz, fetih mesela. Emeviler, Emeviler nereye kadar gittiler değil mi? Emeviler. İspanya'ya kadar gittiler. Ama bizimkiler yapınca biz fetih diyoruz. İşte başkası yapınca işgal diyoruz. Hani bu kişisel bir şey yani, şimdi enteresan bir şeydir. Ama işte Çinliler Yecüc Mecüc'dür. İşte dünyayı istila edecek, bu tezi çürüttüz. Yani bu kolay bir şey. İnsanlarla alakası yok. Yecüc Mecüc bir ülke değil yani. Bu bir şey değil. Bu başka bir şey. Ya mavi kan olabilir. Gizli bir güç olabilir. Mesela bizim bilmediğimiz bazı yaratıklar olabilir. Cinlerin belirli bazı türleri olabilir. Bilmediğimiz. Ya bilmiyoruz hani, biz çok yaratık olabilir. Bunları kapatan Zulkarneyn. Yani Zulkarneyn de bunu kapatmış. Yani bu aralar bizi, bu rüyaları görmemizin sebebi sanki artık yavaş yavaş bunlar dünyaya belirli kapılardan giriş mi yapıyorlar? Hani artık insanlara yavaş yavaş görünüyorlar mı? İnsanları tehdit mi ediyorlar? İşte bu Zulkarneyn meselesi buradan önemli. Yani şimdi Zulkarneyn Çinlilere bir kapı örmüş, Çinliler oradan geçememiş. Allah Allah. Ya Çinlilerdeki teknoloji sende yok ya. İlk barutu bulan Çin'dir ya. Barut barut. İsteseydiler her türlü teknolojiyle o seti geçerdiler yani. Çünkü Çin'in nüfusunu biliyorsunuz. Onlar birbirinin sırtına bine bine geçerdiler seti. Çinlilerin inadını biliyorsunuz değil mi? Bir de biraz fiziksel olarak da yetenekli arkadaşlardırlar. Hani bunlar çok basittir onlar için. Burada başka doğaüstü bir şeyden bahsediliyor. Güneşin battığı yerden. Yani güneşle alakalı var. Mesela gezegensel ya da bu boyutsal bir şey yani. Bu geçiş kapıları diyoruz ya. Geçiş kapıları var işte, evrenlere açılan ya da bir şehirden bir şehre açılan ve farklı farklı kapılar olabilir. Hem şehirden şehre, hem şehirden şehre, ülkeden ülkeye ve gezegenlerden gezegenlere açılan kapılar, farklı farklı kapılar olabilir. Tabii ki Allah daha doğrusunu bilir. Hani biz burada ırkçılık yapmamamız lazım. Şimdi biri bize dese ki Yecüc Mecüc Kürt'tür dese hiç hoşumuza gitmez. Değil mi? Yecüc Mecüc Kürt'tür. Dese Türk'tür, ne kadar hoşumuza gitmez. Dese ama ABD'dir, hoşuna gitmez. Yani biz burada Çin'i de almışız günah keçisi olarak. Oturtmuşuz oraya. Yazıktır. Bu da bizim kardeşlerimizdiler. Biz kesinlikle hiçbir ırkçılık söyleminde bulunmamamız lazım. Ben buna karşıyım yani. Hepimiz kardeşiz. Bizim burada insanoğlu olarak birleşmemiz lazım. Gelecek tehlike büyük tehlikedir. Daha farkında değiliz. Gelecek büyük olaylar var. Olacak olaylar var. Ben bunun farkına varıyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş aydınlanalım arkadaşlar. Hepimiz beraber yükselişe geçelim. Yoksa hepimizin işi zor. Hepimiz paranın pulun peşine düşmüşüz. Karnımızın, midemizin birine düşmüşüz. En güzel arabaları biz kullanalım. İşte bu arkadaş gibi koşuyoruz yani resmen. Öyle bir koşuyoruz ki yani nereye koştuğumuz meçhul yani. Uçurma doğru bile koşmak var mı ya? Uçurma doğru bile koşmak var mı? Onun için arkadaşlar Allah bize doğru yoldan ayırmasın. İşte dünya böyle bir şey yani. Bir kapıdan giriyoruz. İşte bu kapıdan çıkıyoruz. Başka bir bu kapıdan çıkıyoruz. İşte dünya böyle. Başka bir boyutta insanlar yine görüşme ihtimali vardır arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Allah razı olsun. Bu konuyla alakalı Hititler ile Surkale'nin tarih açısından bu Mustafa abi bu konuları biraz daha iyi biliyor. Mustafa abi izliyorsan burada bize bir açıklama yapabilirsin. Bu Hititler ile Surkale'nin tarihi yakın mıdır yoksa tarihi belli değil midir? Bu çok önemlidir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.